Medeniyetin en eski kavimlerinden biri. Dünyada yeni bir çağ başlatmış olan Türkler. Batılı araştırmacılar, Türklerin medeniyete katkısı olmayan, bozkırda yaşayan göçebeler olduğunu iddia ediyordu. Oysa bu düşüncelerin hiçbir temeli yoktu. Bu düşüncelere bilimsel bir cevap vermek için araştırma yapmak, ortak bir tarih bilinci oluşturmak ve Türklerin yaşadığı toprakları incelemek gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 12 Nisan 1931'de, Türk tarihinin incelenmesi ve elde edilen bilgilerin bilim dünyasıyla paylaşılması amacıyla Türk Tarih Kurumu kuruldu. Bu amaçlar doğrultusunda 2-11 Temmuz 1932 tarihleri arasında Türk Ocağı binasında 1. Türk Tarih Kongresi düzenlendi. 2018 yılında da 18.si düzenlenecek olan Türk Tarih Kongresi uzun yıllardır Türk kimliğine ve tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Günümüze kadar 2160 kitap yayımlayan Türk Tarih Kurumu'nun ilk çalışmalarından biri Türk Tarihinin Ana Hatları adlı çalışma oldu. Liseler için ders kitabı olarak hazırlanan bu 4 ciltlik eserin yanı sıra büyük tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın Anadolu Beylikleri ve Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye isimli eserleri de Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Ayrıca başta Atatürk Nutuk, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Selçukname, Osmanlı tarihi olmak üzere Türk tarihi açısından kritik öneme sahip birçok kitap Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanarak okurların ve araştırmacıların hizmetine sunuldu. Türk Tarih Kurumu'nun destek verdiği ilk kazı çalışması Alacaöyük, 22 Ağustos 1935 tarihinde hayata geçirildi. Atatürk'ün direktifiyle başlayan bu kazı sayesinde bilim dünyası kral mezarlarıyla tanıştı. Türk Tarih Kurumu sadece 2000 yılından günümüze kadar 510 kazı ve yüzey araştırmasına destek verdi. Türk Tarih Kurumu'nun tarih bilincini oluşturmak için attığı en önemli adımlardan biri Belleten dergisiydi. İsim babası bizzat Atatürk olan ve 1937'de yayımlanmaya başlayan bu dergi, uluslararası dizinlerde Türkiye'den taranan en eski sosyal bilimler dergisi oldu ve halen yolculuğuna devam ediyor. Akademi dünyasında önemli bir yere sahip olan Belleten dışında Höyük ve Belgeler adlı dergilerde yayımlandı. İkinci Türk Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti. Bu kongrenin en önemli özelliği farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla uluslararası düzeye ulaşmasıydı. Böylece batılı araştırmacılar da yapılan önemli çalışmalara kayıtsız kalamadılar. Türk Tarih Kurumu'nun unutulmaz çalışmaları arasında 40 yıldır destek verilen Konya Beyşehir Kubadabat Sarayı kazısı, 37 yıldır süren Kültepe kazısı, Türk Dünyası Kültür Envanteri'nin yayımlanması, Piri Reis'le Çakabey ve Adalar gibi çok sayıda sempozyum, çalıştay ve seminer de var. Türk Tarih Kurumu, Türk Cumhuriyetleri, Gagavuzya, Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, İran, Suriye, Irak, Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak yapılan bilimsel toplantılarla Türk tarihi açısından önemli işbirliklerinin oluşmasını sağladı. Türk Tarih Kurumu kurulduğundan beri tercüme çalışmaları yürütür ve araştırma projelerine destek olur. Son 15 yılda 30 araştırma projesine destek veren kurum, bu süreçte 450 öğrenciye de burs verdi ve burs desteklerini arttırarak sürdürüyor. Kendi yayımlarının yanı sıra dünyanın pek çok yerinden satın, hediye ve değişim yoluyla sağlanan 185 bin eserden oluşan kütüphane araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Kurumda 150 bin arşiv belgesi, 28 bin fotoğraf koleksiyonu, Süheyl Ünver'e ait nadide eserler niteliğinde 1203 adet el yapımı resim bulunuyor. Tematik müze çalışmaları, önde gelen tarihçilerin külliyatları, bilimsel toplantılar ve araştırmalar geçmişten geleceğe bir basamak oluşturacak, Türk Tarih Kurumu, Türk ve Türkiye tarihini aydınlatan en güvenilir kurum olmaya devam edecek.